היעד הראשון שלנו הוא קודם כל לתאר את השטח מכוחות האויב שחדרו פנימה. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Yahudi inancına göre Kutsal Şabat gecesi yaptığı ulusa konuşmasında Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de yaptığı saldırı ve ülkesinin Gazze şeridine açtığı savaş hakkında konuştu. İsrail'in bu dönemde muazzam uluslararası destek topladığını belirten Netanyahu, "Düşmanlarımız bedel ödemeye başladı. Sırada ne var detay vermeyeceğim ama şunu söyleyeyim, bu sadece başlangıç." dedi. Nitzachon bemilchama. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İsrail'in saldırıları nedeniyle oluşacak insani felakete karşı uyararak Gazze'dekilerin tehcir edilmesinin ikinci nekbe olacağını belirtti. Gazze'ye insani yardım koridorları açılmasına izin verilmesi, tıbbi yardım ulaştırılması, elektrik, su ve akaryakıt temin edilmesi çaresinde bulunan Abbas, Gazze'deki tek elektrik santralinin hizmet vermemesi ve tüm insani hizmetlerin durması nedeniyle insani felakete karşı uyarıda bulunuyoruz dedi. Filistin Başbakanı Muhammed İştiye, İsrail'in yoğun bombardımanına hedef olan abluk altındaki Gazze şeridine insani yardımların ulaştırılması için Mısır'la çalışma yürüttüklerini belirtti. Filistin Başbakanı, Birleşmiş Milletler'den saldırıların durdurulması için acilen harekete geçmesini, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ile uluslararası kuruluşlardan da Gazze şeridine yeniden elektrik ve su temininin sağlanmasını istedi. إن وقف التيار الكهربائي يعني تحويل المستشفيات إلى مقابر جماعية. Türkiye Dışişleri Bakanı, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez açıklamasında bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanı, günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi bunun insanlıkta da yeri yoktur ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Lübnan Hizbullah'ı dahil bölgedeki direniş gruplarının liderlerinin İsrail'e karşı tüm senaryolara hazır olduklarını kendisine bildirdiklerini söyledi. Lübnan'daki temasları kapsamında Lübnan Hizbullah'ı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yanı sıra Filistinli direniş grupları Hamas ve İslami Cihad'ın üst düzey yetkilileriyle bir araya geldiğini aktaran Abdullahian, direniş cephesinin tüm muhtemel senaryolara hazır ve morallerinin yüksek olduğunu bilgisini aldım ifadelerini kullandı. Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin eylem zamanı geldiğinde harekete geçeceklerini söyledi. İsrail'in tüm planlarını izlediklerini belirten Naim, detay vermeksizin Hizbullah kendi vizyonu dahilinde çatışmaya katkıda bulunuyor ve herhangi bir eylem zamanı geldiğinde biz de harekete geçeceğiz dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Filistin halkına karşı devam eden saldırılarını kınayarak uluslararası topluma bu saldırıların derhal durdurulması için müdahale edilmesi çağrısında bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının kınandığı açıklamada bu vahşi saldırıların uluslararası insani hukukun açık ihlali ve savaş suçu olduğu ifade edildi. İngiltere, İsrail'i desteklemek amacıyla Doğu Akdeniz'de Kraliyet Donanması'na ait iki gemiyle deniz devriye ve gözetleme uçağı konuşlandıracağını duyurdu. Başbakanlık Ofisi, 10 numaradan yapılan açıklamada İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın İsrail'i desteklemek, bölgesel istikrarı güçlendirmek ve gerilimin tırmanmasını önlemek gerekçesiyle İngiliz ordusunun Doğu Akdeniz'e konuşlandırılması talimatı verdiği bildirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Wang, Brezilya Devlet Başkanı'nın baş danışmanı Celso Luis Nunes Amorim ile yaptığı görüşmede, ülkesinin İsrail-Filistin çatışmasına dair görüşlerini dile getirdi. Filistin sorununun, Orta Doğu sorununun merkezinde yer aldığına dikkati çeken Wang, meselenin özü Filistin halkına adil davranılmaması. Çatışma bir kez daha trajik şekilde gösterdi ki Filistin sorununun çözümü barış müzakerelerinin en kısa zamanda yeniden başlatılmasında ve Filistin halkının meşru haklarının yerine getirilmesinde yatıyor dedi.
Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden hava saldırıları neticesinde sivillerin gidecek güvenli bir yerinin kalmadığını bildirdi. Arap Birliği, İsrail ordusunun Gazze sakinlerine yaptığı evlerini boşaltmaları ve güneye gitmeleri yönündeki çaresi üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamaya göre Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e acil bir mektup gönderdi. İsrail'in abluk altında tuttuğu Gazze halkından evlerini boşaltmalarını istediğini işaret eden Ebu Gayt, İsrail'in yeni bir savaş suçu planladığını ve buna engel olmak için Birleşmiş Milletler'in siyasi ve psikolojik ağırlığını koyması gerektiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu düzenlemesinin tüm taraflar için ciddi sonuçlara yol açtığını bildirdi. Filistin-İsrail çatışmasının eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tırmandığını, her iki tarafta da binlerce sivilin öldürüldüğünü ve yaralandığını kaydeden Putin, İsraillilerin ve Filistinlilerin şu anda yaşamakta olduğu büyük çaplı trajedinin ABD'nin Orta Doğu'daki başarısız politikalarının doğrudan bir sonucu olduğunu dile getirdi. Almanya hükümet sözcüsü Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışmasında muhtemel ara buluculuk rolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede önemli bir figür ve etkili bir cumhurbaşkanı olduğunu söyledi. Uluslararası Af Örgütü, Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldığını doğruladı. Londra merkezli örgüt X'ten yaptığı açıklamada, Uluslararası Af Örgütü Kriz Kanıt Laboratuvarı'nın Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldığını doğruladığını belirtti.